Betül, şu Semih lavuğu seni artık rahatsız etmiyor değil mi? Yok abi, etmiyor. İyi, konuştun yani. İyi, sorun halloluyor. Betül, bir de ben senden bir şey rica edeceğim ya. Tabii. Yani senin Zehra ile aran iyi değil mi? Acaba diyorum sohbet arasında çaktırmadan şu Melis'in nasıl olduğunu bir öğrenebilir misin bana ya? Anlamadım. Melis şu an zaten senin evinde kalmıyor mu abi? Ya kalıyordu da işte bir anda ortadan kayboldu. Telefonu kapalı, cevap vermiyor. Ne oldu anlamadım. Merak ediyorum yani o yüzden. İyi ya işte, kız evine gitmiş. Zaten Melis'in senin evinde kalması doğru muydu abi? Ya Betül, kardeşim anlamıyor musun? Yani bir delilik yapıp kendine zarar vermesinden korkuyorum. O yüzden merak ediyorum ya. İyi. O zaman niye gidip kendin sormuyorsun Zehra'ya bunu? Ah, abi. Sen Melis'e karşı bir şey hissetmediğine emin misin? Ya ne hissedeceğim Allah aşkına Betül, yapma ya. Ben biraz çıkayım, hava alayım geç. Ya bırakın peşimi! Ya kardeşim ben deli değilim. Gidin başka deli bulun ya. Allah'ım ya Rabbim. Bizim onları, onları... Bak, gerçek hocayım ben. Ya dur. Çekil. Çekil, çekilsin lan. Ya ben hocayım diyorum, anlamıyor musun? Gerçek hoca benim. Deli değilim ben. Dur, kaçma. Gel buraya, hastaneye götüreceğiz seni. Dur. Allah Allah! Şoför, bekleme! Başka! Aa, şoför yok! Allah! Defolun, deli misiniz? Kardeşim ya! Çekilin gidin, ben hocayım! Dur, deli kaçma, gel buraya! Deli miyim? Ben hocayım kardeşim! Dur, hocayım. Kaçma! Ya ben meşrut değilim. Ben gerçek hocayım. Lan bu bizim meczup değil mi ya? Lan. Dur. Lan gel. Ulan gebertirim seni. Kim tuttu lan seni? Konuş. Uskon tuttu abi. Bu adamı hastaneye yetiştireceksin yoksa gebertirim seni. Yürü lan. Adamı koyun arabaya. Çabuk. Bindirin çabuk. Ulan Sokrat, sana bunun hesabını sormanın vakti geldi. Geldi de geçiyor bile.